Saygıdeğer konuklar, sevgili öğrencilerimiz, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun 2021-2022 kültür sanat faaliyetleri kapsamında 7.sini tertip etmiş olduğu Bir Yazar Bir Kitap programına hepiniz hoş geldiniz. Yedincisini tertip ediyoruz fakat 7. programda şöyle bir farklılık var. Bir Yazar Bir Kitap, evet ismi bu, bunda problem yok fakat 3 Okur Bir Kitap olarak yapacağız bu programı. Fatma hocamız teşrif edemediler fakat sizlere sevgi ve muhabbetlerini gönderdiler. Bu programda konuşacağımız eserimiz Eleştiri Üzerine 7 Söyleşi. Fatma Barbarosoğlu'nun Eleştiri Üzerine 7 Söyleşi kitabından bahsedeceğiz. Fakat ben tanımayan arkadaşlarımız için Sayın Barbarosoğlu hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Kendisi sosyoloji doktorudur, hikaye ve roman yazarıdır. Ayrıca hali hazırda mevcut olarak gazete köşesinde bir yazar sahipliği var. Orta öğretimini son yıllarına kadar İstanbul'da yapmakla birlikte Afyon Lisesi'nden mezun. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Bu mezuniyeti, felsefe mezuniyeti belki de soru sorma, sual etme yeteneğinde zannediyorum. Arkadaşlarım da program öncesinde de konuştuk, o kanaatteler. Bu kitabın oluşmasında kuvvetle muhtemel büyük bir yeri var. Zira kitabın tamamı 7 söyleşiden müteşekkil olduğu için aynı meseleyi İnsanların konusu olan, kitaba konusu olan 7 yazar hakkında onların meşreplerine uygun olarak soru sorma yeteneğine sahip hocamız. Ve bu kitapta 7 yazar dedik, onların isimlerini zikretmek istiyorum. Tarık Buğra, Mehmet Fuat, Fethi Naci, Tahsin Yücel, Gürsel Aytaç, Ayşe Şasa ve Mustafa Kutlu gibi Türk Edebiyatı'nın farklı yönlerini, farklı veçelerini bizlere tanıtan yazarlarımıza yer vermiş. Sayın hocamız bu eserini başlı başına kaleme almak yerine Dergah ve Türk Edebiyatı Dergisi'ndeki farklı dönemlerde yayımlanan, bu adını zikrettiğim yazarlarla beraber yapmış olduğu söyleşilerde farklı dönemlerde yayımlanan eserlerini bu kitap içerisinde toplamış. Eleştiri okumayı sevenler için cem etmesi açısından son derece kıymetli bir eser olarak görüyoruz bunu. Sayın hocanın Dergah ve Türk Edebiyatı Dergisi'ndeki söyleşilerini topladı dedik. Zannediyorum, bilmeyen arkadaşlar için de küçük notlar vermem dergiler açısından kıymete haiz olacaktır. Dergah dergisini bilenler bilir ama küçük notlarla ifade etmek istiyorum. 1990 yılının Mart ayında Mustafa Kutlu, Ezel Erverdi ve İsmail Kara başta olmak üzere İsmet Özel gibi birçok ismi bir araya getiren bir yayım. Yayın evinin çizgisini oluşturan bir gelenek var ve bu gelenek, dergah yayınları geleneği, zaman içerisinde dergiye evrilmiş vaziyette ve bu derginin şöyle bir özelliği var. Bugün dergah yayınları içerisinde ismini bildiğiniz pek çok büyük yazar vakti zamanında posta yoluyla bu dergiye pek çok yazılarını yollamışlar. Yani hali hazırda günümüzde dergah yayınlarının o külliyatını oluşturan, büyük külliyatını oluşturan bir mutfak olarak değerlendiriliyor edebiyatta, Türk Edebiyatı literatüründe. Bir de aynı yayın evinin yayımlamış olduğu Türk Edebiyatı Dergisi var. O da isminden de anlaşılacağı üzere Tanzimat'tan bugüne Türk Edebiyatı ile ilgili akademik yazılar, kitaplar ve vesikalar içerisinde çeşitli malumatlar edinebileceğiniz bir yazar. Bu da yine dergah yayınları içerisinde yayımlanmış dergilerden bir tanesi. Sayın Hoca burada 7 yazarın söyleşisini topladığını ifade etmiştik. Fakat bunun haricinde hocanın şu ana kadar son eseri bu. Benim tespit edebildiğim kadarıyla tam 27 eseri var. Biz ekseri kendisini öykü yazarı olarak biliyoruz. Fakat biraz evvel ifade ettim, hocanın hali hazırda mevcut olarak yürütmüş olduğu bir köşe yazarları var. Yeni Şafak gazetesinde güncel olarak köşe yazılarına devam ediyor. Hocanın doktora tezi İz Yayınları'ndan Moda ve Zihniyet olarak karşımıza çıkıyor. Merak eden arkadaşlarımız için şiddetle tavsiye ediyorum. Pek çok öyküsü var ama ben birkaç tanesini şöyle huzurunuzda göstermek istiyorum. Bizim de vakti zamanında hocamızla yapmış olduğumuz atölyede değindiğimiz hikaye kitapları. Yaşadığımız Şehir, Otobüsname bir eseri, Ahir Zaman Gülüşleri, İki Kişilik Rüyalar, Senin Hikayen yine öykü kitabı, Acı Deniz, bu da bir öykü kitabı hocamızın ve Okuyucu Veli Nimetimizdir. Ben sadece bunları getirmek istedim ama çok velut bir yazar olduğunu da zaten 27 sayısından hepimiz anlıyoruz. Bugün Eleştiri Üzerine 7 Söyleşi'den bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce, kıymetli arkadaşımın bir çalışması var, Türk Edebiyatı'nda
eleştiri türü hakkında küçük bir anlatım yapmak istedi. Ben de faydalı olacağını düşündüğüm için elbette niçin olmasın dedim. Şimdi sözü sevgili arkadaşım, cemiyetimizin parlayan yıldızlarından, kendileri hepiniz şüphesiz istikbal vaat ediyorsunuz ama hali hazırda bir seçim yapmamız icap etti bu program için. Sevgili Serkan ve sevgili Semih bizlerle beraber olmak istediler. Şimdi sözü sevgili Semih'e veriyorum. Eleştiri üzerine küçük bir anlatımda bulunacak. Çok teşekkür ederim. Eleştirinin edebiyatımıza giriş tarihinden bahsetmek istiyorum aslında. Fransızca kritik kelimesini baz alıyoruz bu noktada. Kritik kelimesi günümüzde eleştiri kelimesine nasıl evrildi? Tanzimat'ta Namık Kemal ilk olarak muhakeme kelimesini öne sürüyor ama zaman içinde bu kelime de tam kavramı karşılamadığını fark edilince muahaze kelimesini öne sürülüp sadece bir eserin kötü yanlarını vurgulama olarak ön plana çıkıyor daha çok. Ve işte Cumhuriyet'ten önceki, Cumhuriyet kurulmadan önce tenkit kelimesi Edebiyat-ı Cedide tarafından benimseniyor. Dil devriminden sonra da günümüzde eleştiri olarak görüyoruz. Bu eleştiri türü iki yönden aslında gelişiyor Türkiye'de. İlk olarak öznel izlenimci diyebildiğimiz Nurullah Ataç ve Sabahattin Eyüpoğlu çizgisinde. Bu 1923-1950 arasında daha çok. Sonrasında 1950'den sonra nesnel ve bilimsel olarak dergilerin işte Mustafa Kutlu'nun, Ayşe Şasa'nın Dergah dergisinde yaptığı gibi köşe yazılarında ön plana çıkıyor. Bu şekilde yani kısa bir serancamı bu şekilde sunabiliriz. Peki ilk sorumu sevgili Serkan'a yöneltmek istiyorum. Sayın Barbarosoğlu bu eserinde 7 yazara, 7 eleştiriciye sorular yöneltmiş. Peki bu sorularda müşterek noktalar tespit edebildik mi sevgili Serkan? Teşekkür ediyorum. Pek tabii sorularda ve cevaplarda ortak hususiyetler vardı. Ben de söyleşileri okurken arda arda bunları özellikle not almak istemiştim. Çünkü aynı konu üzerinde farklı yazarlara sorular sorulması, o dönemde farklı görüşlerin muhtelif bir konuda ne düşündüğünü görebilmemiz açısından büyük bir önem teşkil ediyordur diye düşünüyorum. Bu ortak noktalardan bazıları şunlardı benim fark edebildiğim kadarıyla. Şimdi kitapta yazılan eleştirilerin eleştirilmesi nasıl olacak diye bir soru yöneltiliyor yazarlara. Ve her birinin farklı bir cevabı var. Örneğin Mehmet Fuat, eleştirmenlerin yöntemleri incelenir, aralarında karşılaştırma yapılır ve örnekler verilir. Böylelikle eleştiri ortamının nasıl bir halde olduğu anlaşılabilir diye bir önermede bulunuyor. Yine Fethi Naci, eleştirinin eleştirisinin de ayrı bir eleştiri dalı olduğunu belirtiyor. Ve eleştirmenlerin denetlenmesinin söz konusu olmadığını söylüyor. Özgür bir yayın ve yazın ortamında eleştirmenlerin denetlenmemesi gerektiğini söylüyor. Bir diğer hususiyet, eleştirilmeyen veya kötü eleştirilen yazarların bu eleştiri yapan eleştirmenlere çok ağır tenkitlerde bulunması. Bir diğer nokta, çok satan kitaplar hakkında yazarların ne düşündüğü, eleştirinin Türkiye'deki gelişimine engel hususların neler olduğu ve eleştirinin geliştirilmesi için yapılabilecekler neler? Bu konuda da Mehmet Murat, Fethi Naci ve Mustafa Kutlu'nun görüşlerini sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet Murat, eleştirmenliğin gelişmemesinde, kaliteli eleştirilerin yapılmamasında en büyük sebep olarak eleştirmenlik dalının yazara bir maddi getirisi olmadığı, yeteri miktarda maddi getirisi olmadığı, dolayısıyla eleştirmenin eleştirileri yaparken aynı zamanda bir maddi kaygı gütmesi tamamıyla konuya odaklanmasını bir engel teşkil ettiğini söylüyor. Fethi Naci de Mehmet Fuat'ın bu görüşüne katılmakta. Bir diğer engelinde romanlardan para kazanan yazarların para kazandığı için eleştirilmekten uzak durmak istemeleri ve yine eleştirmenleri bu noktada eleştirmeleri. Mustafa Kutlu da eleştirmen eksikliği ve eleştirinin kalitesizliği, yetersizliği üzerine görüşlerini bildiriyor.
Ama Kutlu'ya daha sonra yer vermek istiyorum. Önümüzdeki sorularda değineceğiz. Peki ben bu eseri okurken biraz evvel ismini zikrettiğim 7 yazar hakkında çok farklı şeyler öğrendim. Daha evvel bilmediğim. Söyleşilerin ve eleştirilerin benim açımdan böyle bir yeri var. Bu soruyu sana yöneltmek istiyorum sevgili Semih. Sen bu eseri okumadan önce ve okuduktan sonra bu adını zikrettiğimiz 7 yazar ve onların eserleri hakkında farklı çıkarımlarda bulunabildin mi? Ya şu şekilde oldu aslında. Tarık Buğra ilk söyleşi kitapta Tarık Buğra söyleşisi var. Tarık romanlarından Buğra, tanırız. Evet. Yani ve onun son söyleşisi aslında vefat etmeden önce. Bildiğimiz işte Gençliğim Eyvah romanı var, Osmancık romanı var. Ama o dönemde o söyleşide mesela yaptığı sorulara verdiği cevaplar aslında beni çok şaşırtmıştı. Yani sadece romancı olarak değil, zamanında edebiyat yıllıklarına alınmayan bir yazar olduğunu öğrendiğimde şaşırmıştım. Yani romancı olarak bildiğim kişi aslında roman yazdığı dönemde birçok sıkıntıyla karşılaşıyor. Gene Mehmet Fuat hakeza Nazım Hikmet'in manevi oğlum dediği bir kişi. Ben hani genelde o eleştirilerini okumadan önce bu söyleşiden sonra gene döneminde çok baskın eleştirmen olarak gündemi belirleyen işte gene edebiyat yıllığına aslında Tarık Buğra'yı almama sebebi de biraz o söyleşide de var. Atıf. Gene Fethi Naci aynı şekilde. Yaşar Kemal Özel'indeki eleştirilerinden biliyordum ama bu kitaptan sonra o da döneminde nasıl baskın bir eleştirmen olduğunu görmüş oldum. Yani aslında her yazarı okuduktan, söyleşilerini okuduktan sonra aklımdaki imgenin çok, yazar hakkındaki imgenin çok sığ kaldığını fark etmiş oldum. Yani söyleşilerin böyle katman katman açılan bir boyutu oldu benim açımdan. Gene Tahsin Yücel'i daha çok işte lisede okuduğum romanlarda Balzac, Kafka çevirilerinden biliyordum. Biz hep çevirmen diyebiliriz onu. Hep çevirmen diyebiliyorduk. Aslında öykücülük yanını da vurguluyor söyleşilerde. Gene Gürsel Aytaç hakeza iletişim yayınlarından birçok eleştirme, edebiyat eleştirisi üzerine çalışmaları var, kitapları var. Ayşe Şasa döneminde işte o dergahta yazdığı köşe yazılarında yani gündemi belirleyen aslında şeyler oluyor. Yani bir yazıdan sonra şimdiki gibi teknolojik imkan da olmadığı için 90'lı yıllarda yazıların çok güzel aksileri oluyor. Yani mektupla cevap alınıyor, karşılığında bazı gündem değişiyor, işte geçmişe dair yönetmenlere atıflarda bulunuyor. Bu şekilde yani benim genel izlenimim peki bu şekilde oldu. Söyleşi yapılan yazarların eleştirmenlik ve eleştiri üzerine en çok değindiği konular sence neler sevgili Serkan? Evet, yazarlar eleştiri ve eleştirmenlik üzerine yöneltilen sorularda daha çok eleştiri problemleri üzerinde duruyorlardı benim fark ettiğim kadarıyla. Hı hı. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak ilk soruda da bahsettiğim gibi eleştirmenlerin bir maddi kaygı gütmesi, bu maddi kaygının da iyi eserler, iyi eleştiriler ele almalarında bir engel teşkil etmesiydi. Bir diğer eleştirmenlere yönelik eleştiri de yapılan eleştirilerin muhtevalarının, örneğin bir roman eleştirisinde yalnız konuya, karakterlere veya konunun geçtiği çevreye takılıp kalınması. Bir sınırlandırma. Evet, bir sınırlandırmaya tabi tutulması. Bunun yanında da yazar konuyu anlatırken nasıl bir üslup kullanmış, okuyucuya istediğini anlatabilmiş mi? Bu hususlara değinmediklerinden den vuruyorlar. Bunları söyleyebilirim şu an. Peki o dönemde Türkiye'de bir eleştiri geleneğinin varlığından söz etmeniz mümkün mü? 90'lı yıllar, efendim söyleşilerin yapıldığı Dergah evet. dergisinde, Türk Edebiyatı ve İzlenim dergisinde yayınlandığı yıllarda. Yazarların da den vurdukları gibi edebiyat ortamında bir eleştiri alanında bir kısırlık ve yetersizlik mevcut. Dolayısıyla mevcut bir eleştiri geleneğinin olduğunu en azından o dönem için söyleyemeyiz. Ama söyleşide yazarlar bu konu üzerine, eleştiri kültürünün olmaması üzerine suçun sadece eleştirmenlerde olduğunu söylemiyorlar. Aynı zamanda bunda okurun da etkisinin olduğunu söylüyorlar. Bunda da okurun nasıl bir etkisi olabilir? Şöyle ki, okur sevdiği yazarlara dahi gereken önemi göstermezken o yazarlar üzerine yazılan yazılarda yazılara ilgi duymaz ve eleştirmenlere de haliyle ilgi duymaz deniyor. Yani bu konuda okurların da etkisinde olduğu söyleniyor söyleşilerde. Tahsin Yücel için çok güzel bir alıntın vardı senin sevgili Semih.
kitapta geçen bir alıntı, evet. Söyleşinin ikinci ya da üçüncü sorusunda eleştirmen tanımı yapıyor. Yani bir eleştirmenin de olması gereken özelliklerin ne olduğuna dair. Doğru ve dürüst, artı bağımsız ve kavrama gücü olan bir kafanın okuyucuya eserden daha çok vermesi gerektiği bir şey olduğundan bahsediyordu. Yani salt gerçek anlamda bir eleştirmenin nasıl olması gerektiğini o pasajda vurguluyordu devamında da. Şu notumdan. Peki bir okur olarak sevgili Serkan, eleştirmenlerin de yazarların da genel tenkit ettiği mesele o, bu söyleşilerden anladığımız kadarıyla. Evet, biz yazarlara mesuliyet düşüyor. Evet, biz eleştirmenlere mesuliyet düşüyor. Peki okurlara ne gibi mesuliyetler yüklemişler? Ya da sen bir okur olarak gerek bu kitabı okurken gerek diğer kitapları okurken eleştirmenlerin söyleşilerde sana yüklemiş olduğu mesuliyetlerin ne derece farkında olduğu kanaatindesin? Bu konuda Gürsel Aytaç'ın söyleşinde bir hususiyet vardı. Onda notlarımdan alıntıyla aktarmak istiyorum. Affedersiniz. Gürsel Aytaç'ın var, Fethi Naci'nin ve Tahsin Yücel'in, bu üç yazarın görüşlerini aktarmak istiyorum. Fethi Naci, okur ve yazar arasındaki bu ilişkiye dair, nasıl ki eleştirmen bir metni tenkit etmeden önce o yazarı seçiyorsa, okuyucu da o eleştirmeni seçecektir yönünde bir vurgusu var. Seçtiği eleştirmene güvenir, onun neden beğendiğini okur, anlar, idrak eder ve oradaki sebeplere dayanarak o kitabı okumak ister. Veya eleştirmen beğenmediyse bir eseri, neden beğenmediğini yine eleştiri metinlerinden okuyarak zaman harcamaz. Yani eleştirmenlerin okur için bir zaman tasarrufu sağladığını söyleyebiliriz. Fethi Naci'nin de görüşlerinden hareketle. Tahsin Yücel için de eleştirilerin yapıtı daha anlaşılır kıldığı, böylelikle okurların yapıt üzerine düşünürken daha farklı yönlerde ele alabileceğini belirtiyor. Gürsel Aytaç da eleştiri için var olması hoşa gitse de gitmese de bunun mutlak surette var olması gerektiğini, eleştirinin her daim var olması gerektiğini belirtiyor. Gerek okuyucu, gerek yazar için evet, eleştiri kültürünün her daim var olması gerektiğini söylüyor. Peki Fethi Naci'den ve Mehmet Fuat'tan pek çok anıtı yaptın. Yani anladığım kadarıyla gerek okurken de bazı noktalarda da hoca temas etmiş ama bunu fark ettikten sonra ben de küçük okumalar yaptım ve Nurullah Ataç'a çok fazla atıf yaptıklarını fark ediyoruz. Sence Nurullah Ataç'ın kitapta adı geçen Fethi Naci ve Mehmet Fuat özelinde nasıl bir tesiri olmuş olabilir? Yahut o dönemde eleştiri kültürü üzerine ne gibi tesirleri olmuş olabilir? Söylediğiniz gibi özellikle Mehmet Fuat söyleşisinde Nurullah Ataç üzerine pek fazla atıf var. Çünkü Nurullah Ataç, Mehmet Fuat için bir okul niteliği görmüş, onun da tabiriyle. Bunda sayfada, kitapta o söyleşide yer alan Barbarosoğlu'nun da bu yönde bir sorusu var zaten. Nurullah Ataç'ın kendi edebiyat kariyeri için ne gibi hususiyetler teşkil ettiğine dair. Mehmet Fuat şunları söylüyor Nurullah Ataç için. "Seviyorum Mehmet Fuat'ın yazılarını," diye başlar. Ama ileri sürdüğüm her düşüncenin tersini savunurdum. Önceleri başka şeylere yorardım, sonra anladım. Bana söylediğim her söz üzerinde durmayı, ele aldığım konulara değişik yönlerden bakabilmeyi, her tümcenin sorumluluğunu taşımayı, dahası tartışmayı öğretiyordu. Düşüncelerine katılmadığı bir genci zorlayarak yazarlığa bağlıyordu. Ataç'la tartışırken dil yanlışlarımı yakalayıp yüzüme vuracak diye korkular içinde aşırı bir özenle neredeyse ders gibi çalışırdım. Mehmet Fuat Ataç için, kendi kariyeri için nasıl bir önemi olduğunu bu ifadeleriyle dile getiriyor. Peki Tarık Buğra'yı ben romanlarından tanıyorum. Evet. Özellikle tarihi romanlarıyla ünlü bir karakter. Çizdiği bir eleştirmen portresi var bizim edebiyatımızda. Zannediyorum senin notlarında da vardı. Bu portre üzerine neler söylemek istersin? Ya bu portre sence gerçekçi bir portre midir? Yani çizdiği portre aslında çok akla yakın bir feraset sahibi bir eleştirmen portresi çiziyor bize. Yani bulunduğu dönemi iyi değerlendirecek,
Ve bağımsız olmasını çok vurguluyor. Herhangi bir şekilde kendi belki Tarık Burak'a uğradığı kültürel dışlanmadan dolayı bir eleştirmenin çok bağımsız olması, en çok bağımsız olması gerektiği hususunda duruyor. Bu noktada da yani şu an günümüzde yaşayan bağımsız eleştirmen deyince benim aklıma Nurdan Gürbilek, Mehmet Kaplan gibi isimler geliyor. Yani Beşir Hoca. Beşir Ayvazoğlu yine hakeza. Yani bunları söyleyebilirim. Peki Serkan, eleştirmenliğin ne kadar objektif olabileceği kanaatindesin bir okur olarak? Bir okur olarak yani... Üç okuruz da bir okur olarak. Evet, şu anlık bir okur olarak. Yani hepimiz farklı çevrelerde büyüyoruz. Pek çok türde tecrübeler elde ediyoruz. Hepimizin farklı duyarlılıkları, hassasiyetleri olabiliyor. Hal böyleyken bir durumu incelerken, bir metni incelerken, onun üzerine bir eleştiri ele alacakken, yazı yazacakken bu duyarlılıklarımızın, hassasiyetlerimizin de pek tabii etkisi oluyor. Metinlerde de yansıyabiliyor bu. Hal böyleyken tamamıyla nesnel bir eleştirinin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Yani nesnel eleştiri zordur diye düşünüyorum. Yani ama olması icap eden bir şey. Niçin? Pek çünkü tabii. Biz okurları kısa yoldan arzu ettiğimiz, talep ettiğimiz eserlere yönlendiriyor diye de biraz evvel ifade etmiştim. Peki evet. Okur ve yazar arası ilişkisinde eleştiri metinlerinin bir tesiri yahut sahip olduğu, yüklendiği bir vazife var mı? Okur ve yazar arasında tabii ki var. Başta belirttiğim gibi eleştirmen ele aldığı hususiyetlerle birlikte okura bir rehberlik yapıyor diyebiliriz. Hangi eseri okuması gerektiği, hangi hususiyetlere dikkat etmesi gerektiği okurken bunlar okur için ve eleştirmen babında önemli hususlar. Gürsel Aytaç yahut Ayşe Hanım hakkında eklemek istediğin bir şeyler vardı senin. Ayşe Hanım'ın Yeşilçam Günlüğü adında bir kitabı var. 90'lı yıllarda gene dergâhta yazdığı yazılardan oluşuyor haftalık. Bu yazıları yazma ortamını, yani 90'lardan sonra daha çok sinema yazılarına, eleştirel, yani sinema üzerine ve eleştirel yazılara başlıyor. Öncesinde işte 60'lı yıllarda Kemal Tahir'le bir birlikteliği, yani arkadaşlığı var, ahbaplığı var sinema üzerinde. Metin Erksan'la beraber projeleri oluyor, senaryo çalışmaları oluyor. Yani biraz da Marksist bir dünya görüşündeyken 70'lerden sonra özellikle daha tasavvuf ağırlıklı bir İslam anlayışına bürünüyor ve sonrasında... Okuyor ve öğreniyorum diyor değil mi? Okuyor ve öğreniyor. Yani o 89... Kendi kitabının ön sözünde 89 yılından sonra bulunduğum ortam beni aslında diyor bu yazıları yazmaya sevk etti. Bu şekilde özetleyebilirim. Pekala. Bir metni eleştirirken yermek ve övmek ne gibi etkilere sebep olur? Bu yerme ve övmenin dozu ne olmalıdır diye bir soru hazırlamışım ben sevgili Serkan. Teşekkür ederim. Elbette her başarılı metin takdir edilmeyi ister. Özellikle edebiyat camiasına yeni atılmış yazarlar için daha tecrübeli yazarlar tarafından eleştirilmek, iyi ya da kötü yanlarını onlar tarafından görebilmek, kendi kariyeri açısından ve yazın kalitesi açısından büyük bir önem teşkil eder. Ayrıca bu yalnız amatör edebiyat yazarlar için değil tabii ki. Usta yazarların da pek tabii noksanlıkları olabilir yazılarında, eserlerinde. Eleştirmenlerin bu hususiyetleri de ele alması onlar açısından da bir farkındalık mahiyetinde olabilir diye düşünüyorum. Peki. Onun dışında bu eleştirilerin dozu da kanaatimce polemik yaratmayacak derecede. Hatta bir tartışmaya, kavgaya. Gürsel Hanım'la yaptığı bir söyleşi de değil evet, mi? Evet, Gürsel Aytaç da orada beyan etmişler. Kışkırtma boyutuna varmaması gerektiğini belirtir. Teşvik etmek. Evet, tabii. Asıl maksat tabii. Burada teşvik etmektir diyor Gürsel Hanım. Mustafa Kutlu ile yapılan söyleşide Kutlu'nun Dergah dergisinde Ataç misali günlük eleştiri metinleri yazdığını görüyoruz. Evet. Hatta Fethi Naci bahsinde de bu öyle geçiyor, Mehmet Bey'in bahsinde de hep aynı şeyi diyorlar efendim. Nurullah Ataç günlük eleştirilere yer verirdi diye. Sayın Kutlu'nun bunu yapmasında efendim söyleşi kısmından belli bir yer vermiş. Hatta Barbarosoğlu da bu yazılar üzerine böyle bir soru yöneltmiş. Zannediyorum o senin çok dikkatini çekmişti. Evet.
Biraz bundan bahset istersen. Mustafa Kutlu 90'lı yıllarda Dergah dergisinde edebiyat eleştirileri kaleme alıyor. Barbaros oldu bu soru yöneltirken Mustafa Kutlu'yu bir eleştirmen diye hitap ederek sorularını yöneltiyor ama Mustafa Kutlu tevazu gösterip evet, özellikle eleştirmen olmadığını belirtiyor. Mevcut edebiyat ortamında yeterli düzeyde kaliteli eleştirmenlerin olmaması ve yeterli yazıların yazılmaması, iyi ya da kötü, bunun eksikliğini gördüğü için bir zaruret bilerek eleştiri metinleri ele alıyor. Vazife bize düştü demiş, değil mi? Evet. Söyleşiden bunu çıkardı. Bunu da bir okur olarak, yani bir okur olarak ne fark ettiyse onları aktardığını, bir eleştirmen olarak konuya yaklaşmadığını belirtiyor özellikle. Eleştiri ve eleştirmenlik üzerine de Mustafa Kutlu'nun görüşlerini görebiliyoruz söyleşide. Eleştirmenliğin gelişmesi için özellikle üniversitelere dikkat çekiyor Mustafa Kutlu. Özellikle edebiyat fakültelerine tabii ki. Bir tenkiti var hatta. Evet, akademik kadronun eğitim ve öğretimin dışına çıkarak biraz daha memleket edebiyatına dahil olmasını istiyor Mustafa Kutlu. Böyle olduğu müddetçe eleştirinin ve eleştirmenliğin gelişeceği kanaatinde. Ve Barbarosoğlu'nun bu konuya dair farklı bir sorusu daha var. Barbarosoğlu şöyle bir soru yöneltiyor Mustafa Kutlu'ya. İnsanlar eleştirilerini dile getirmekten korkuyorlar. Rahat rahat dile getiremiyorlar. Keza yazarlar da bu korkuyu yaşayabilir. Eğer yaşarsa bunu aşmaları mümkün mü diye bir soru yöneltiyor. Bunun üzerine de Mustafa Kutlu eleştiri yapmaktan korkmadığını bir yazar olarak, aksine eleştiri yapmayı gayet sevdiğini belirtiyor söyleşideki cevabında. Örneğin bir misal de vardı orada. Sevinç Çokum'un bir metni üzerine onu aradığını, tebrik ettiğini söylüyor. Ve bu eleştiri yazacağı metinleri belirlerken bunun herhangi bir ideolojik yönde olmasına dikkat etmeksizin onun edebi niteliğine, kalitesine bakarak, buna dikkat ederek eleştirileri ele aldığını belirtiyor. Ve bu yazarın eleştiri korkusunu aşması için İsmet Özel'in şiir okuma kılavuzunda yer alan Puşkin'in bir şiirinden örnek veriyor. Ben de müsaadenizle bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Pek memnun oluruz. Şiirin başlığı Şaire, Puşkin tarafından. Ey şair, kulak asma sevgisine sen halkın. Ocağının metü sena, anlık gürültü geçer. Kuru kalabalığın gülüşünü duyarsın ve aptalın hükmünü. Fakat metin ol, boş ver. Sen çarsın, yalnız yaşa, yolunda yalnız yürü. Yürü hür vicdanının seni çektiği yere diye kısa ama konuyu özetleyici mahiyette bir şiire yer vermiş. Bunu bilhassa paylaşmak istemiştim. Yolundan şaşma, doğru bildiğin evet, devam et demiş. Yani metiyeler, tenkitler geçicidir diyor. Burada bir şerh düşmek istiyorum. Aslında Mustafa Kutlu'nun 90'lı yıllarda o yazdığı eleştiri, yani eleştirmen olmadığını söylediği yazılar aslında Türk edebiyatında eleştirinin gelişmemesinin de bir sebebi olabilir. Yani kitap kritiği, kitap analizi, günümüzde de hala bu tarz şeyler yapılıyor. Belki eleştiri denilince yanlış anlaşıldığı için ya da işte çekingen olduğu için yazara karşı belki bir, o da bir kaçamak olabilir. Onu eklemek istedim. Evet, yani eleştirinin genelde, yani bir eleştir dediğimiz zaman olumsuz yönlerini söylememiz gerektiği gibi bir kanaat var. Ama eleştiri tabii ki az önce de söylediğim gibi iyi yönlerini de bahsederek bu yazarı teşvik edecek mahiyette önemli bir rol oynayabilir. Peki şiir, öykü ve roman yazarı olmak mı zor yahut bu metinler üzerine eleştirel metinler yazan bir eleştirmen olmak mı zor diye Gürsel Aytaç'la bir söyleşide bulunmuşlar. Evet. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Bu konuda Gürsel Aytaç eleştirmenliğin görüldüğü kadar kolay olmadığını, en az yazarlık kadar zor olduğunu belirtir. Ama tabii ki burada yazarın hakkını da yememek gerektiğini es geçmemek gerek. Şimdi bir de şiir eleştirisi ayrıdır, roman eleştirisi ayrıdır ve öykü eleştirisi de ayrıdır. Özellikle şiirde
daha kısa metinler olduğu için ve anlam kapalılığı olduğu için pek çok farklı manada yoruma müsait bir metin. Bu yüzden şiir üzerine... O bile tenkit edilmiş değil mi? Efendim roman yazamayanlar öykü yazmaya yelteniyorlar evet, diye. Evet. Şiirde de herkese anlamlarda bir problem yaşadıkları vakit efendim şairler biz yazıyoruz fakat okuyanlar bizi anlamıyor diye söyleşide böyle bir bahis de vardı. Fatma yani hocam haklılık payı da olabilir şairlerin ya da bunu bir bahane olarak da kullanıyor olabilirler. Günahlarını almayalım şimdi ama. Yine roman yazamayanların eleştirmen olduğu da bahsediyor. Evet evet böyle bir bahis de var. Evet. Peki Barbarossaoğlu yazarlara soruları yöneltirken bilhassa alanı gereği biraz evvel ifade etmiştik felsefe mezunu olması hasebiyle sorgulama hususunda nacizane benim gördüğüm diğer yazarlara nazaran yahut diğer öykücülere nazaran bir nebze daha istidat sahibi. Bunu da göz önünde bulundurarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum ikinize de. Düşüncelerini ve edebi fikirlere ele alırken sorulan sorulardan Barbarossaoğlu'nun görüşlerine dair de fikirler elde etmemiz mümkün mü? Bu 7 söyleşiyi tahlil ettiğimizde. Elbette mümkün. Çünkü eğer okuyacak olanlar olursa yazarlara sorulan soruları incelediğimiz zaman Barbarossaoğlu tarafından sorulan soruları soruyu sormadan evvel bunun bir altyapısının olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Fethi Naci'ye bir soru soracaksa siz şu kitabınızda şu hususları söylemiştiniz. Şimdi hala aynı mı düşünüyorsunuz yahut bunun üzerine şimdi ne söylersiniz gibi çok yönlü ele alarak yazarları soruları böyle yöneltiyor. Bunları yöneltirken de, onların fikirlerini ele alıp yöneltirken de arada kendi görüşlerini de söylüyor. Yani siz böyle söylemişsiniz ama bence böyle olmalıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Şeklinde sorular yöneltebiliyor. Alıntıları var bir de. Bakıyorsunuz mesela bir yazarla söyleşi yapacağı zaman yani eline geçtiyse o yazarla ilgili herhangi bir kitap tamamını taramış. Ve çok güzel alıntıları var. Çok güzel atıflar yapıyor. Hatta bazı soruları görüyorsunuz ki soru neredeyse bir sayfa fakat muhatabı iki satırla cevap vermiş ve şunu diyor. Evet diyor siz zaten soruda belirtmişsiniz efendim. Benim üzerine söyleyecek pek bir şeyim yok mealinde. Böyle küçük ifadelerle geçmişler. Hatta bazı söyleşilerde söyleşi muhatabı kendisine teşekkür ediyor. Yani bu söyleşilerde de şöyle bir fark var. Şimdi biz internet çağındayız. Bir mesaj yazıyorsunuz. Aynı anda tüm operatörleri yollayabiliyorsunuz. Bu söyleşiler o devirde mektuplaşma usulüyle yapılıyor. Fatma Hoca oturuyor efendim daktilosunda soruları yazıyor, hazırlıyor. Muhatabı olduklarına posta yoluyla yolluyor. Efendim muhatabı açıyor soruları, bakıyor o da hazırlanıyor. Bakıyorsunuz hem bir sohbet tadı var ama bakıyorsunuz referanslar verilmiş, efendim dipnotlar düşülmüş bazı hususlarda. Yani burada evet söyleşi, evet bir röportaj ama aslında edebi bir üslup, hatta bir makale tadı. Böyle bir şey de görmeniz pekala mümkün olabiliyor. Benim bazı aldığım notlar vardı bu soruya yönelik. Yani Barbarossaoğlu'nun fikirlerini sorduğu sorulardan sezinleyebileceğimizi söylemiştim. Bunlara somut örnekler olması mahiyetinde küçük notlar fark edebildiklerimi tabii paylaşmak isterim. Barbarossaoğlu da konuşmalarımızın başında belirttiğimiz gibi eleştirmenlerin yine maddi tarafına vurguda bulunuyor. Eleştirmenlerin yazdığı eserlerden somut bir karşılık alabilmesi onları bu alanda daha fazla teşvik edebileceğini belirtiyor Barbarossaoğlu. Yine eleştirilerin muhtevasıyla alakalı da bir eleştirisi var. Yalnız konuyla sınırlı kalınması metnin. Esasında eleştirinin şu özelliklere sahip olması gerektiğini belirtir Barbarossaoğlu. Üslup özellikleri, tiplemeler, verilmek istenen okuyucuya ulaşmada ne kadar başarılı olmuş, iyi bir eleştiri için bunların üzerinde durulması gerektiğini söyler. Ve bir diğer hususta Türkiye'de her türlü düşünce, sanat, politikanın veya bir ideolojinin baskısı altında. Bunun böyle olmaması gerek pek tabii, özgür bir ortam olması gerek. Hal böyleyken bazı yazarların, eleştirmenlerin bunu teşvik edici mahiyette yazılar yazdığından dem vuruyor Barbarossaoğlu. Bir diğer husus, eleştirmenler eleştirdikleri yazarları parlatabiliyorlar. Onların isimlerinin gelecekte de anılmasına vesile olabiliyorlar. Ama
o yazarlar anılırken eleştirmenler anılmıyor. Dolayısıyla eleştirmenlere bir vefasızlığa da den vuruyor Barbarosoğlu. Benim not aldığım son hususta edebiyat ortamının gelişmesi için yalnızca profesyonel manada münekkitlerin değil, amatör de olsa o münekkitlerin de yer alması gerektiğini söylüyor. Benim aktaracaklarım bu kadar bu konuyla alakalı. Sizin eklemek istediğiniz? Ben de yani o söyleşilerin yapıldığı bir mülakat da denilebilir belki yapılanlara hazırlanma süreçlerinden bahsettiniz. 90'lı yıllarda aslında politik ve ideolojik olarak nasıl bir ortamda olduğumuza yani bundan yaklaşık 30 yıl öncesi aslında ama bambaşka bir Türkiye... Fikri bir okuma da aslında söyleşilerle birlikte onu da yapabiliyoruz. Aynı zamanda ve işte katman katman birbirini açan okumaları teşvik eden bir yapısı var bence söyleşilerin. Yani çok aslında yakın bir tarih 30 yıl öncesi ama günümüzde özellikle bizim kuşakta çok uçuk bir farkın olduğunu yani birçok açıdan politik ve siyasi şeyler devam ediyor olsa bile edebiyatta bunların yansımalarını bu kadar net ben bu söyleşilerde gördüm. Yani kendi adıma bunu söyleyebilirim. Peki siz iki okur olarak ben kendi adıma ifade edeyim. Yani bu kitabı okuyana kadar efendim bir eleştiri okuyayım ondan sonra bakayım ki efendim şu romanı sevebilecek miyim diye bir soru yönelttim ve şunu fark ettim okumalarımda ben bu zamana kadar çok fazla eleştiri okumamışım. Daha ziyade kitapların bu arka yüzlerindeki tanıtımlar üzerinden yahut da eş dost ehbaptan efendim biz okuduk çok beğendik olay örgüsü şöyleydi filan diye. Ama bunu okuduktan sonra şunu fark ettim. Eleştiri kültürü bizim için yeni okurlar için ve okumayı arzusunda olanlar için ziyadesiyle önemli. Senin bu hususta bir çıkarımın var mı sevgili Serkan? Evet ben de eş dosttan duyduğum kadarıyla bazı kitapları okurdum. Ama şöyle... Biliyorsunuz bazı kitaplara bazı yazarlar not düşüyorlar. Örneğin İsmet Özel şiiri üzerine yorum yaptığı tek kişi Cahit Zarifoğlu'dur. Dolayısıyla o kitabına da baktığımızda Cahit Zarifoğlu'nun İsmet Özel'in o pasajına da yer verilir. Oradan etkilenip o kitabı almıştım Cahit Zarifoğlu ile tanışmama. Bu tür bir küçük de olsa eleştirinin, yorumun vesile olduğunu söyleyebilirim. Kendi adıma böyle. Pekala. Bu konu hakkında, kitabımız hakkında yahut mevcut sohbet hakkında sorusu olan arkadaşlarımızın eğer soruları varsa onları alabiliriz. Eleştirelim. Bir tane var mı? Bir kişi de, evet. Bir... Hocamız. Buyurun hocam. Ben gençlere daha çok, yani yazar hakkında değil, gençlere bir şey sormak istiyorum. Bir eleştirmen olabilmek için ilk önce yazar olmak gerekmez mi? Evet. Sorunun muhatabı. Yok ben şey olarak söylüyorum. Şimdi eleştirmen, çünkü gençler için söylemiyorum bunu. Mesela bir edebiyatta, şurada, yani son zamanlarda gelişen bir şey bu. Özellikle televizyonda çok fazla eleştiri, filmlere eleştiriler oldu. Mesela gençler için söylediğim şeyi kesinlikle söylemiyorum. Türkiye'de eleştiri alanında kimler var? Mesela bunlara bir iki örnek verebilirler mi? Beşir Hoca'yla birkaç isim zikretmiştik zaten Nurdan, değil mi? Yani Mehmet dünya Kanka. Edebiyatında ya da dünya... kültür sanatında da Foucault'un Ölüm ve Labirent kitabı var mesela. Russell'ın edebiyat dille gerçekleştiği bir deneyim sözünden hareketle o kitabını Russell'ın aslında yaratmak istediği edebiyatı, o kurguyu çözümlemeye çalışıyor Foucault. Yani dünya edebiyatından örnek olarak bu verilebilir. Türkiye'de de Berna Mora'nın, Cale Parla'nın çalışmaları var genel olarak edebiyat özelinde. Ama dediğiniz gibi sinema mesela işte bu TRT2 kurulundan beri film eleştirileri çok oluyor. Belki çoğumuz bir film seyretmeden önce eleştirileri okuruz, eleştirileri okuyoruz. Ama bir romana başlamadan önce okumuyoruz. Zaten kitapta da şimdi hangi yazar söylediğini hatırlamıyorum ama iyi bir eleştirmenin her zaman daha kaliteli romanlara yol açacağını belirttiği bir pasaj vardı. Yani iyi bir eleştirmenin olması aslında sizin dediğinizde de bir nevi geliyor. İyi bir eleştirmen, iyi bir yazar, iyi bir betimleyici, iyi bir anlatıcı olduğu zaman edebiyat da seviyesini, kalitesini daha yukarı taşıyor bence. Cahit Zarifoğlu örneğinde sanki İsmet Özel'den bunu gördük değil mi? Evet. Yine
sorduğunuz soruyla aklımda şöyle bir husus canlandı hocam. Benim kendi görüşüme göre eleştirmen olmak için önce yazar olmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. İyi bir okur olmak mı? Yani okur olmak pek tabii gerekiyor. Bunda şöyle bir örnek geldi aklıma sorduğunuz zaman. Ki somut örnekleri de olduğu için. Bir futbol teknik direktörü olmak için futbolcu olmak gerekir mi? Geçen hafta Yılmaz Vural buradaydı. O da bu işin ilmini almış gelmiş ve teknik direktörlük yapmış. Pek çok başarı elde etmiş. Bu örnekle birlikte eleştirmenliği kıyasladığım zaman bence eleştirmen olmak için bir yazar olmaya gerek yok. En azından çok fazla edebi kaygı güderek yazmaya gerek yok diye düşünüyorum. O zaman iyi bir okuyucu olmak yeterli. Evet. Hem yazar için hem eleştirmen için gereklidir diye düşünüyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Bana göre çok güzel cevaplardı. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi ki kalmışım. Sağ olun. Siz de sağ olun. Başka sorusu olan arkadaşımız bir tane daha var. Ben Duygu, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyorum. Aslında ben bir soru sormayacağım da sizin dediğinize bir ekleme yapmak istiyorum. Dediniz ki hani bir eleştirmen olmak için yazar olmaya gerek yok, iyi bir okuyucu olmak yeterli. Ama şöyle de bir şey var mesela, siz bir resmi eleştiriyorsanız onun tekniklerini, işte o resim için hangi zorlukların gerektiğini veyahut işte bu bir yazı üzerinde onun zorluklarını bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hani bir yazar olmasan da işte yazarken ne gibi zorlukların, neyin nasıl olduğunu veya nasıl düşünmen gerektiğini bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok haklısınız. Ben de eleştirmenlerin yazar kadar en azından edebi kaygı gütmemesi gerektiğini söyledim. Tabii ki eleştirmen veya sizin örneğinizde olduğu gibi bir resmi yorumlayacağımız zaman belli başlı teorilerden, o işin ilminden haberdar olması gerek. Bunun yolu da okumaktan ya da pratikten geçiyor diyebiliriz. Eleştirmen de pek çok farklı eseri okuyarak, çapraz okuma yaparak, karşılaştırmalı okuma yaparak bu karşılaştırma, muhakeme yeteneğini geliştirebilir diye düşünüyorum. Bir soru daha alabiliriz. Eğer var ise buyurun. Ağustos Çıraklı, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümündeyim, hazırlık öğrencisiyim. Pek güzel. Sizden güzel bir soru bekliyoruz öncesi. Yani ben şunu merak ediyorum. Mesela iyi, yani ben kendimi öyle varsaymıyorum ama iyi bir okuru analiz ederek ve eleştirerek kendi içerisinde kitap okuyan bir okuru eleştirmen yapmayan ama eleştirmeni eleştiren yapan, yani bunu meslek haline getiren şey ne? Sizce onu merak ediyorum. Ben soruyu anlamadım. Yani mesela ben iyi bir okur olduğumu varsayalım. Ben iyi bir okurum ama neden eleştirmen değilim? Ama bir eleştirmen meslek olarak neden eleştirmen? Bunun ayrımını gerçekten yani meslek olarak kategorize ederek yapabilir miyiz? Yapabilirsek de onu eleştirmen yapan, beni yapmayan ne? Bunu merak ediyorum. Yani müsaadenizle. Tabii ki her okur eleştirmen olamaz. Bunun için bir yazarlık istidadının olması gerektiğini düşünüyorum. Çok açık yani. Tenkit yeteneği de bunlardan bir tanesi. Tabii ki. Ayrıca Sayın Barbarosoğlu söyleşilerinde de muhataplarına bu suali yöneltiyor. Ve orada hep şu var. Yani evet eleştirmenlik var fakat maddi kaygılar güdüldüğü müddetçe ne kadar olabileceği hususunda da çeşitli sorularla yer verilmiş. Merak eden arkadaşlarımız için referans kaynağı veriyorum. Bu eseri okuduğunuzda tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Başka sorumuz bir tane daha vardı. Buyurun. Merhaba. Evet. Merhaba.
Merhabalar, Nurbanu Misirli. Yeni Türk Edebiyatı'ndan yüksek lisans yapıyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Benim sorum aslında buradaki üç okura olacak. Çünkü hani eleştirmen değilsiniz, belki amatör eleştirmensinizdir. Abdülhamit Bey'in böyle bir cümlesini aldım. Fatma Barbarosoğlu sorularını sorarken çok büyük bir birikimle soruyor. Evet. Hatta yazarlar, siz zaten cevapladınız, benim söylememe gerek yok gibisinden. Mealinde. Evet, bu şekilde cevaplar veriyor. Üç okur olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir söyleşi yapan kişinin soruyu nasıl sorması gerekiyor? Sizi tatmin etti mi? Çünkü biz yazardan aslında cevabı bekliyoruz. Bir eleştirmenden daha doğrusu. Ama soruyu soran muhatap zaten cevabı vermiş oluyor. Sizi tatmin etti mi bu kitabı okurken? Tamamdır. Ben bu önce söyleşi. Gençlere söz veriyorum. En son konuşacağım. Yani ön sözde zaten Fatma Hoca şeyden bahsediyor. Mehmet Fuat söyleşisinden sonra özellikle mektupla bilhassa teşekkürlerini ilettiğini, daha önce böyle sorularla karşılaşmadığını belirtiyor. Bence bu noktada da yani beni aslında o kadar rahatsız etmedi. Yani şöyle, zaten mektup usulü olarak gönderildiği için soruya verilen cevaptan sonra aynı cevapla ilgili sorular çok ilintili değil. Yani bölük bölük. Bir özellikle üzerinde çalışılmış sorular olduğu için okuduğunuz zaman soruyu oradan başka bir kaynağa gidiyorsunuz. Yani ben kendi açımdan öyle tecrübe ettim. O da bence daha gayet güzel oldu. Hatta adı, soruların cevaplarında adı geçen eserleri de okumaya başlayacaktı arkadaşlar. Dedim durun, o kadar değil. Biz şu anda bu mesele üzerine konuşacağız. Sait Faik'in iki mektup tipi diye bir yazısı vardı. O da eleştirmenleri eleştiriyordu. Biraz geniş eleştirmiş. O yüzden pek yer vermek istemedik. Eklemek istediğiniz senin üstüne. Yani şöyle bir ekleme yapabilirim. Evet, Barbarosoğlu bazı soruları iyi temellendirilmiş, uzun sorular olabiliyor. Ama bunu yönelttiği yazarın hangi meşrepte olduğu da önemli ve neler söylediği zamanında. Evet. Yani farklı bir görüş belirtip soruda en başta, daha sonra onun ne düşündüğünü daha detaylı anlatmasını isteyebilir. Yani yazarın buna kısa cevap vermesi belki de bir kaçamaktır, bilemiyorum. Meşrep öyle meselesine temas ettiğinize göre benim üzerine diyecek bir şeyim yok. Ben de bu konuya temas edecek. Birkaç öyle cevap da var, o aklıma geldi. Yani siz beni bu soruyla şu cevabı yöneltiyorsunuz diye, evet, yazarların cevapları var. Pekala. Başka sorusu olan var mı? Çok güzel, çok açıklayıcı bir program oldu. Efendim, teşriflerinizden ötürü her birinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum arkadaşlarım adına. Bir sonraki programda görüşebilmek dileğiyle demeden evvel Sayın Hocamıza teşrif buyurdukları için hususen teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, yoğun programı olmasına rağmen bizimle beraber oldular, iltifat buyurdular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle esenlikler dilerim. Adı geçen eseri efendim salon çıkışında temin edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.